Abla? Ablacığım, beni biraz yalnız bırakır mısın? Kaçtın, buraya saklandın demek. Babaanne, buyur. Geç sen de şöyle. Sen oturmayacaksın. Ben böyle iyiyim. Olur mu canım öyle? Bir sen ayaktayken bizim oturmamız. Olur, bal gibi olur, otur. Ne olursa olsun, ne acı yaşanırsa yaşansın, bu evde birinin ayakta kalması lazım. Sizin ayakta duracak haliniz olmadığına göre ben ayakta duracağım. Ha şöyle, beraber düştüğümüz gibi beraber kalkacağız ayağa. Şimdi gelin, geçin şöyle yamacıma. Eğer acı unutulur da ölüm acısı unutulmaz. Ölenin yeri hiç dolmaz. Ama hayat bu. Devam ediyor. Şimdi içeride el kadar çocuk var. Yarın öbür gün anam nerede dediğinde ona ne diyeceğiz? Daha ölümü bilmeyen bir çocuğa anan öldü nasıl diyeceksiniz? Öleceğiz babaanne. Nasıl diyeceğiz? Bunu en iyi bilen sizsiniz. Siz amasız büyümediniz mi? Büyüdük. Anasız büyüdünüz. Ama öksüz büyümediniz. Ana sevgisinden mahrum büyümediniz. Kimin sayesinde? Neriman anam. Teyze. Neriman'ım doğurmadığı onca çocuğa analık etti. Siz de ateş için aynını yapacaksınız. Bu acıyı unutamayacak iki kişi var. Bir çocuk, bir de eş. Siz bu dediklerimi iyi bir düşünün. Ama hala kalkmayız diyorsanız, o da sizin bileceğiniz iş. Müsaade var mı? İlaçlarını getirdim. Ateşte uyudu nihayet. Halide de topladı birazcık kendini. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeye ihtiyacın varsa. Şu oğlan. Yersin, başka bir şey istemiyorum. Gelecek baba. Dönecek abim. Ben seni rahat bırakayım. Şahin benziyor Şahin. Kartal benzemiyor. Şahin kendi de dediydi. Sana en çok benzeyen oğlum ben dediydi. Kartal benzemiyor. Kartal benzemiyor. Kartal. Bu acıdan kaçmak için kapatmaz kendini benim gibi. Uykuya dalmaz Kartal benim gibi. Değil mi? Ha?
olmaz baba. Kapatmaz. Abim çok acı çekti. Böylesini çekmedi ama çok acı çekti. Hepsinin de üstesinden geldi. Hem o korkuların acıların üstüne gitmeyi çok sever. Biz de güçlü gördükçe o da toparlayacaktır eminim. Hem madem sordun söyleyeyim. Abim senin iyi yönlerini almış baba. Öyle mi diyor? Öyle baba. Şahin'le ben almışız. Senin kötü yönlerini. İyi ki varsın Leyla. Allah'tan Nirman'dan sonra sen varsın bu evde. Sen alanın aynısın. Dalmışsın. Ne kadar kirlendiğimi düşünüyordum da. Nasıl? Yani hiç çıkamayacak şekilde mi battım ben bu pisliğe, yoksa hala benim içinde bir umut var mı onu düşünüyorum. Ne demek şimdi o? Dün gece Baybars kendi ellerimle teslim ettim abine. İntikamını alsın diye. Çünkü biliyorum sevdiğini kaybetmek ne demek. Yani ben seni kaybetmedim belki ama kaybetme korkusunu yaşadım sonuçta. Abimin nasıl bir acı çektiğini biliyorum. Hatta belki de en iyi ben biliyorum ama. Nasıl var bunun Efer? Var tabii. Sevdiğini kaybeden herkes kendi intikamını almaya çalışan olacak. Her canı yanan kendi adaletini sağlamaya çalışan olacak. İçindeki polis bu kadar illegali kaldıramadı desene. Aksine sorun da bu ya işte, onu kaldırabiliyor olmam. Bir de babama benziyorum gibi geliyor. Bana bak. Nereden çıktı şimdi bu? Çetin bir şeyler dedi de az önce. Hiç haksız da sayılmaz yani. Benim babam para ve güç için yasaları hiçe sayıyordu. Ben de intikam için. Efe bir bakar mısın bana? Aynı şey değil. Tamamen aynı şey. Üstelik bir de çıkamıyorsun bu pisliğe batınca. Çamura bir kere girdin mi sanki hiç geri dönüş yok gibi. Sonu yok. Bak, Kartal Bahar'ı kaybetti. Kılıç babasını kaybetti. Sorsan herkes kendine göre haklı. Karşısındakine göre suçlu. Adalet böyle bir şey değil ki. Olsa olsa kan davası olur. Sen haklıydın. Söylediklerinde yani. Düşünme şimdi bunları, boş ver. Ne düşüneyim Efe başka? Ne düşünebilirim ki başka Efe? Ha? Önce Neriman Hanım. Sonra Bahar. Şimdi Halide. Sırada kim var? Sen mi varsın? Şahin mi var? Babam mı var? Kim var? Ya tamam Leyla, sakin ol. Ya nasıl olayım Efe? Nasıl sakin olabilirim? Ya kız içeride ölecek mi kalacak mı belli değil. Babam yıldı kaldı adam. Kartan desen ne hale gelmiş. Durur mu peki? Durmaz. Böyle savaşa girse çıkabilir mi? Sen söyle. Sen haklıydın Efe. Ya sen en başında haklıydın. Bu işin sonu yok. Hiç olmayacak. Olmayacak. Olacak.
Şimdi herkes kılıcın peşine düşecek. Sonra başkası. Bitecek. Söz veririm, bitecek. Bitireceğim. Güven bana. Tamam mı? Aşk kimse zarar görmeyecek. Söz veriyorum sana. Çıktı mı kız ameliyattan? Yok abi, bekliyoruz daha. Babam? İlaç verdiler, uyuttular. Ben de. Sen de ne? Ya bu adam durmayacak. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Tamam. Yani bir ateşte babaannem evde, başlarında bir çetin var. Şahsus, siz de oraya gidersiniz. Ya çetin evde mi ki ya? Ya nerede ki? Nasıl ya? Size gelmedi mi mezarlıktayken biz? Yok be oğlum. Sen bana kal dedim, ben kaldım işte. Benden başka kimse yoktu ki. Saliha anne, Ateş bir de ben. Ne oldu ya? Söylesenize, kılıç mı yine? Lan bir bu eksikti ya. Nasıl satayım? Çalıyor, çal. Efendim Kartal. Çok şükür. Çok şükür iyisin. İyiyim, iyiyim. Neredesin oğlum sen? Herkes seni arıyor. Kimsenin bir haberi yok. Kaçırdılar beni ya. He? Ne olmuş lan? Kaçırdılar beni diyor. Nasıl ya? Oğlum kaçırdılar seni. Bu ne rahatlık? Kaçırdılar ama hallettim işte. Arabaları burada. Ben gelirim. Neredesiniz siz? Biz hastanedeyiz. Niye, ne oldu? Halide'yi vurdular. Halide iyi mi? Yaşıyor mu? Ameliyatta. Nasıl oldu oğlum bu? İşte kılıç beni almaya gelmiş. Adamları ne olduğunu anlayamaz. Ya oğlum sana telefonda bunu mu anlatacağız? Neredeyse söyle, geleyim alayım seni. Almayın. Niye? Ben gelmeyeceğim. Kartal. Çok fazla kayıp verdim. Tamam, belki size çok benzemiyorum ama. Onlar benim de ailem. Ya bu savaşı kazanacağım ya da kaybederek öleceğim. Ama kılıç ölmeden size gelmeyeceğim. Tamam? Ha, ne diyor? Kılıcın karşısına çıkacakmış. Öldürmeden gelmem diyor. Böyle olmaz. Duramam. Duracaksın. Geç. Ne diyorsun oğlum sen? Biliyor musun lan nereye gideceğini? Ha? Biliyor musun herifin nerede olduğunu? Nerede arayacağını biliyor musun? Hiç bilmiyorsun. Nereye gidiyorsun o zaman? Duracaksın.
Ne diyorsun oğlum sen? Çetin'den bahsediyoruz burada, Çetin'den. Geç hadi bu işleri ya. Oğlum duracaksın diyorsam duracaksın. Çetin diyorum oğlum sana, Çetin. Batu'yu arayacağız. Ne olup bittiğini söyleyeceğiz. Bundan sonrasıyla polis ilgilenecek. Ben bu herifin cezasını kendi ellerimle vereceğim. Kendi ellerinle yaptıklarının sonuçları burada işte birader. Git bak. Tamam. Halide'nin durumu ortada. Babanın durumu ortada. Kendi ellerinle yediğin bütün sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Ve tek başına yapmadın bunu. Bizle yaptın, tamam mı? Artık hata yapmayacağız birader. Artık doğru olanı yapacağız. Senin doğrun sana, benim doğrum bana komiser. Öyle mi? Daha çocuğunun yüzüne bakamıyorsun lan. Sen nasıl söylüyorsun lan bunları benim yüzüme? Yüzüne söylüyorum çünkü bunları duyman gerekiyor. Tamam? Bunları duy ki doğru olanı yap diye söylüyorum sana. Çünkü bunun bir sonu yok birader. Ve sen bunu anlamıyorsun. Görmüyor musun? Sonu yok. Hadi biz... Tamam mı? Kendi oğlunu da mı düşünmüyorsun lan? Kendi oğlunu da mı korumak istemiyorsun? Abi Efe haklı. Bak bu sefer de bir kişiyi daha kaybedecek gücümüz kalmadı. Tamam, ara polisi, ne istiyorlarsa yapsınlar. Arıyorum Batu'yu. O ne diyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Alo efendim abi. Çetin kayıp. Nasıl? Kılıç mı? Kılıcı'ya gidiyormuş. Eğer Çetin'i bulursak Kılıcı'yı da buluruz gibi görünüyor. Bu arada senin hiç sözünden çıkmayacağız. Sen ne diyorsan onu yapacağız. Sadece bize bir şey bulursan haber ver, tamam mı? Tamam abi, tamam. Ben de... Ben şimdi telefonuna baktırayım. Konumunu bulayım, yerini tespit edelim, tamam mı? Eyvallah. Ha bu arada Çetin'in telefonunda bir uygulama varmış. Yerinin bulunmasını engelleyen falan. Tamam abi, ben de bizim çocuklar halleder. Sen hiç merak etme. Tamam. Tamam, tamam kardeşim, sağ ol. Hadi. Şu telefon numarasının yerini, konumunu hemen öğrensene. Acil, hadi. Sonra bana haber ver ha. Tamam. Tamam. Yeni bulunca söyleyecek. İyi. Nereye oğlum? Oğlumu görmeye. Hani yüzüne bakamadığımız bir oğlumuz var ya. Müsaade var mı? Batu Bey'den haber beklerken, eller üstünde dururken en azından oğlumuzu bir görelim. Bir sorun var mı? Ya Şahin sen de gitsene şunun yanında, yalnız kalması şimdi. Anneanne. Söyle torunum. Ben size bir şey sormak istemiştim ama. Sor. Sabah sana gösterdiğim yüzüğü... Güzel avrat otu kalbi durdurur, nabzı düşürür. İnsan ölür gibi olur ama ölmez. Çünkü kimse vaktinden evvel ölmez. Ben sana ağlamak yok demedim mi? Kızdırma beni. Bildiğin başka otlar da var. Ha şöyle. Leyla, al kızım şunu Halide'ye. Bekle tabii. İnnasam. Selamlar. Selam. Babama mı? Yok, babam uyudu. Halide'ye bu. İyi. Başka bir şey ihtiyacı var mı kızım? Yok be gülüm. Herkes evde ya. Ne ister o başka? Doğru ya. Sen ne ister başka? Bundan sonra hep böyle zaten gülüm. Değil mi? Nerede senin hayırsız? Kapıda. Hava alıyor. Yalnız yani. Git huzurunu kaçır dedikle. Ne diyor? Ne diyor? Biri bir şey diyor orada. Ne diyor? Yok yok, bir şey demiyor ya Leyla. Bir şey demiyor. Tamam. Yani şu senin eski komiseri de... Eski komiser de ne? Yani eski komisere yeni mahkum diyebiliriz Leyla. Çünkü onu da almışlar.
Leyla. Alo. Leyla. Kızım söylesene ne oldu? Ama ben deliriyorum artık. Ne oldu? Abla gözünü seveyim ne oldu? Hayırlı akşamlar Ruşan Hanım. Şahin mi o? Şahin o değil mi? Yan taraftaki şey değil mi? Sen de al. Kız ne yapıyorsun sen? Ne yaptın lan sen? Ne yaptım ben yine ya? Ya kızım. Vallahi bak elinde patlar. Patlayacak abi zaten. Ben bunun koluna bacağını bir yerine sıkacağım artık. Şişt, tamam Leyla sakin. Karışma. Tamam. Karışma gel şuraya. Tamam. Ne yaptın mı diyorsun lan bir de? Ya ne yaptım? Lan kardan senin yüzünden içeri girdi. Efe. Efe de senin yüzünden içeri girdi. O mekan senin değil mi? Sen dedin de onların üstüne attın gene. Ulan Şahin. Ulan Şahin. Vallahi da bak bunu yaptıysan yeminle hiçbir şeye karışmam bak. Sık kızım. Sık. Ya abi ben. Sen Şahin sen. Sen nasıl oluyor da her seferinde bizi sırtımızdan vuruyorsun ha? Ya nasıl oluyor da biz cömreden sonra her seferinde inanıyoruz? Ya Leyla bir dinlesen. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim. Ben artık hiçbir şey dinlemeyeceğim. Söyle. Ablalık katrı. Sen mi? Son mu? Kızım. Delirme kızım. Karışma abla. Karışma. Tamam kızım tamam karışmıyorum. Tamam. Tamam baba karışma sen tamam. Yemin olsun dizine sıkarım sakat bırakırım bunu. Topuğunu sıkacağım bitecek. Sağ mı sağ mı? Fark etmez. Hangisine denk getiriyorsan. Çıktı ama ha Leyla. Bırak. Lan bırak. Bırak şunu. Lan bırak, bırak. Şunu. Bırak şunu. Ya, bırak şunu. Bırak şunu. Leyla. Tamam. İyiyim tamam bir şey yok. Cam şey oldu. Tamam takılır. Tamam çeto ver bir daha. Vallahi ver bir daha. İçinde kalacaksa bir daha sıksın ver. Ver lan yine bu şerefsizin yanına kalacak. Yine bu şerefsizin yediği her yanına kalacak. Ya ne yaptı ki yanına kalacak? Bununla bir ilgisi yok ki. Efe istedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bana bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen sabredeceksin. Kocan gelecek, onu da sıkacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Yalan sen. Efe istedi Kartal'la birlikte içeri girmek. Var bir planı yine. Abi al sen de şunu.